Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz son yapılan açıklamaya göre 31 Aralık tarihine kadar kapalı olacak. Kapalı olacak ancak eğitimler online olarak devam edecek. Sevgili arkadaşlar, geçen sene Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan pandemi olayı ne yazık ki ister istemez her alanda olumsuz etkiler gösteriyor. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Eskiden okula çok fazla gönüllü, öyle ferah gitmek istemeyen bazı öğrenciler bile bir an önce okullar açılsın da arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize kavuşalım düşüncesindeler. Bizler de en kısa sürede bu sürecin atlatılmasını ve sağlıkla, huzurla siz gençlerin, çocuklarımızın okullara gitmesini hedefliyoruz ve umuyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz durumda ne yazık ki bu çok da mümkün gözükmüyor. Birkaç ay daha süre alacak, öyle gözüküyor, fakat bunun altından hep birlikte rahat, sağlıklı bir şekilde kalkacağız. Şimdi okullar kapalı ancak online eğitim devam edecek. Online eğitim tabii ki örgün eğitimde aynı şekilde değildir. Neden? Örgün eğitimde hem sosyal etkileşimleriniz oluyor hem de eğitim bilgi alıyorsunuz. Fakat online eğitimde daha çok bilgi aktarımı var. Öğrencileri biraz yorabiliyor. Fakat bunu avantajınıza çevir çalışın. Eğitimin online kısmı bilgi aktarımıdır. Bu bilgi aktarımını önümüzdeki günlerde evde olduğunuz müddetçe çok iyi bir şekilde değerlendirebilir, açıklarınızı kapatabilirsiniz. Okullar açılana kadar geçecek olan bu sürede bizi neler bekliyor? Bunlardan bahsedelim biraz. Sizler 10. sınıf öğrencisisiniz. Belli noktalara kadar konuları getirdiniz ama geçen sene 2. dönem konuları göremediniz için 9. sınıflardan da eksiğiniz kalmıştı. Sevgili arkadaşlar, bizler online olarak sizler için her türlü videoları zaten hazırlıyoruz, çekiyoruz. Sizlerin yapması gereken şey bundan sonraki dönemde derslerine çok iyi çalışmak. Şimdi eğitim yüz yüze devam etmeyecek. Arkadaşlarınızdan ayrı kalacaksınız. Doğru, bu bir sorundur. Fakat bu dönemi hasarsız bir şekilde atlatmak istiyoruz. O zaman zaten belli noktalar da bazı hasarlar var. Eğitimde bir hasar olmasın. Lütfen ders çalışmalarınıza çok dikkat edin. 10. sınıfın konularını bir düşündüğümüzde kısmen TYT ve AYT'yi etkileyen konulardır bunlar. Yani üniversite imtihanında kesinlikle bilmeniz gereken konu var. Sizler geçen sene 2. dönemden zaten biraz eksik olarak başladınız. Dolayısıyla TYT'nin önemli bir kısmı şu görmediğiniz konulardan. Hocalara geldik olarak hem konu anlatımları, hem yazılı çalışmaları, hem soru çözümleri, her türlü video sizler için hazırlanıyor. O zaman yapmanız gereken şey nedir? Bunları günü gününe, haftası haftasına takip etmek. Çünkü bizler haftalık olarak müfredata uygun bir şekilde videolarımızı yükleyeceğiz. Yani bu hafta müfredatta ne var? Kombinasyon mu? Kombinasyon videosu geliyor. Fonksiyon mu? Fonksiyon videosu geliyor. Onunla ilgili soru çözüm videoları geliyor. Dolayısıyla bu noktada bir aksama olmayacak. Sizlerden ricamız lütfen ama lütfen bu dönemde konuları biriktirmeyin. Bu tarz rehavet dönemlerinde, hani biraz da psikolojilerimiz tam hazır değil ya, yani tam bir okul göremiyoruz çünkü. Haklısınız, kesinlikle katılıyorum. Bunun kolay olduğunu söylemiyorum zaten. Fakat yapmamız gereken bir şey var. Kendimizi hazır hissetmeliyiz sene sonunda. Sene bittikten sonra okullar diyelim ki açılamadı ya da biraz daha uzadı. Geri dönüp baktığınızda bir sürü konuyu birikmiş olarak görmek istemezsiniz. Çünkü yükünüz arttıkça zora düşeceksiniz. O yüzden haftalık olarak konularınızı, soru çözümlerinizi çalışın. Sadece matematikten değil, biliyorsunuz fizik, kimya, biyoloji, bunların hepsiyle ilgili videolarımız geliyor. Ve konular özellikle kimyada işte kütlenin korunumundan tam basit kısım var ama ilerledikçe mol kavramına geldikçe konular biraz ne yapıyor? Ağırlaşıyor. Yine fizikte formül olan bir sürü konumuz var. Bunları bekletirseniz eğer sizler için zor olacaktır. Yine aynı şekilde biyolojide, yani sayısal dersler özellikle bizler için sorun oluyor. O yüzden ne yapacaksınız? Çalışmaya hiçbir zaman ara vermeyeceksiniz. Peki yazılılarımız nasıl olacak? Bu konu hakkında net bir açıklama gelmedi. Fakat 31 Aralık'a kadar biliyorsunuz okullar kapalı. Yüz yüze eğitim yok. O zaman yazılı da yapılamaz. Ama hocam bizim bazı arkadaşlar sınavlara girdiler. Biz girmedik. Evet, o durumda da şu yapılacaktır. 31 Aralık'tan sonra biliyorsunuz okulların kapanmasına kadar, eğer 31 Aralık'ta okullar açılırsa dönem ortasına kadar biraz daha müddet var. Yazılılarınız o tarihte yapılarak eşitlenebilir, giderilebilir. Ya da yine okulların açılması engellenirse, virüs tarafından engellenirse ne yapılması gerekiyor? Not verilmesi gerekiyor. Bu notlar proje şeklinde olabilir. Öğretmenleriniz sizlere proje verip buradan proje sonuçlarına göre notlarınızı belirleyebilirler. Bu da bir başka ihtimal. Peki aklımız
Yazdaki bir diğer soru, okullar yeniden açılacak mı? Dikkat ederseniz Mart ayından beri geçen şu süreçte hiçbir şeye kesin olarak cevap veremiyoruz. 31 Aralık'a kadar aşıların bulunduğunu biliyorsunuz, zaten yayıldı ve çok şükür bu musibetten kurtulduk. Elbette ki okullar açılır ve eğitimimize normal örgün bir şekilde devam ederiz. Ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar virüsün etkisi ülkemizde azalırsa okullar açılır ve öğrencilerimiz okullarına ferah gönül rahatlığıyla devam edebilirler. Ancak açılmazsa bu yine eğitimin bir müddet daha online olacağı anlamına gelir. Peki eğitimin online olması bizim öğrenmemizi etkileyecek mi? Hayır. Bizler her daim sizler için çalışıyoruz. Lütfen sizler de asla ve asla çalışmalarınızı eksik bırakmayın. Sevgili arkadaşlar, bir müddet sonra bu virüs musibetinden kurtulacağız ve okullarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak o zamana kadar sizler de birlikte olmalısınız. Maskesiz sokağa çıkmak zaten yasak. Maskesiz işte belli ortamlarda bulunmak yasak. Belli yaş gruplarının belli saatlerde dışarı çıkması yasak. Bunlara lütfen dikkat edin. Bunlar hepimizin iyiliği için alınan kararlar. Bu kararları eğer uygulamazsak ilerideki dönemlerde bu virüsün bitmesini geciktirmiş olacağız. Dolayısıyla her şey bizim açımızdan sorun olacak. Lütfen hep beraber el birliği içerisinde bunun altından kalkacaksak birbirimize yardım etmeli, destek olmalıyız. Bizler eğitim noktasında sizler için elimizden geleni yapıyor ve sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de bu toplumda virüsü bitirmek için, bu musibetten kurtulmak için lütfen kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.